Olamaz Kerem komiser, fakire ne yaptılar? Şuraya bir baksana. Ne yapmış olabilirler fakire ya? Allah Allah, zengin. Ha? Fakir niye yerde yatıyor? Olamaz. Biz kaslı yaratıklarla anlaşmamış mıydık? Bunlara kaslı yaratıklar mı yaptı? Evet Kerem komiser, geldiler ve fakire bir tane kocaman bir yumruk yapıştırdılar. Sonrasında da fakiri bu şekilde yere düştü işte. Artık bilinci kendinde değil, baksana. Aynen, görüyorum görüyorum. Gördün mü oğlum? Bak, gözleri gitmiş fakir amcanın, hatta gözlerinin içi boş. Fakir, fakir kendine gel dostum, yoksa kafana osuracağım şimdi. Fakir bak bak, osuracağım şimdi. Aa. Neyse, şaka yaptım şaka yaptım. Kerem komiser, öyle şaka olmaz olsun. Burada benim hayat arkadaşım resmen ölüyor. Sen ne yapıyorsun ya? Özür dilerim zengincim. Ama kendimi tutamadım. Çok büyük şaka yapasım geldi. Baksanıza, yaratıklar bizden özür diliyor, elini uzatıyor, el sıkışmak istiyorlar. Ama biz de onlara tavırlıyız, kızgınız. Buna rağmen gelmişler ve fakiri dövmüşler. Yapacağımız tek bir şey var burada. Ne biliyor musun ha? Tabii ki de gidip biraz fakirin suratına osurmak mı Kerem komiser? Hayır, onları döveceğiz. Fakirin suratına sonra ostururuz. Belki bu yaratıklar gelince onlar osturur, onu bilemem artık. Bebek asker, hazır mısın oğlum? Savaşa gidiyoruz, hazır mısın? Evet babacım, hazırız. Ama bir şey söylemeyi unuttun. Neyi söylemeyi unuttum? Evet, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer Kerem komiser ve ekibi kazansın diyorsanız yorumlarda bir yazın ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Mükemmel eğlenceli bir video olacak. O yüzden siz de hemen abone olup kanala beğeni atmayı unutmayın. Hadi bakalım, işte buradan gireceğiz bebek asker, görüyor musun? Oğlum, duvara niye bakıyorsun alık alık ya? Baba, duvarda deliller olabilir yani. Baksana, yerlerde de var. Yerlerde mi var? Aha, baksanıza, o yerde kan izleri var. Bu kan izleri kime ait acaba? Baba, bunların kan olduğundan emin misin ya? Belki de ketçaptır bunlar. Nereden biliyorsun? Ketçap mı? Ketçap olsa bir tadına bakalım şöyle. Aynen, bu ketçap ketçap bu. Mayonez nerede lan? Mayonezi de gösterin bana. Olamaz. Baksanıza, çatıdan lavlar damlıyor. Burası gerçekten tehlikeli bir yere benziyor bebek asker. Baba, sen de iyi rol kesiyorsun ya. Sanki buraya 100. kez gelişin değilmiş gibi konuşuyorsun. Lan oğlum, burada rol yapıyoruz. Allah Allah. 2 dakika uyum sağla bana şöyle, gel. Bak, burada da ketçaplar varmış. Ve şuradaki yazıyı da okusana. Okuma yazman var senin değil mi? Tabii ki de okuma yazman var baba. Bak, orada ne yazıyor biliyor musun? Ben sana okuyayım hemen. Geri dön yoksa ölürsün, beynin zımbıllanır diyor. Oğlum, beynin zımbıllanır diye bir şey demiyor ya. Kendini uyduruyorsun. Komik olmaya mı çalışıyorsun? Bu şovda tek komik olan benim, tamam mı? O da Kerem komiser. Şimdi şu sandığın içine bak bakalım. Oo, 3 sıra 3 çeşit silah var. Bir sürü çeşit, 9 8 çeşit silah var. Gördün mü? Baba tamam, ben okumayı bilmiyor olabilirim de sen de saymayı bilmiyorsun ya resmen. Oğlum çok konuşma. Çok konuşma. Şu silahı al bakayım. Al bakayım, tut. Baba, bu silah çok ağır. Ben kendi silahlarım var. Kendi silahlarımı görüyor musun? Senin yumrukların falan silah değil oğlum. Daha o kadar gelişmedin sen. Gir bakayım içeri, göster hünerlerini şöyle. Hadi bakayım. Şunları döv. Oğlum döv şunları. Baksana, daha kapıdan geçecek beyin yok çocuğun ya. Yazık, beyni cümbüşlenmiş bunun. Neyse, o zaman ben giriyorum içeri. Allahu Ekber. Geberin la. Geberin la. Bunlar oruç da tutmuyordur kesin. Baksana, her tarafa ketçap dökmüşler. Bunlar yalıyordur bunu. Baba, millete oruç tutuyor musun tutmuyor musun diye sorma. Bir ihtiyacın, bir sıkıntın var mı diye sor. Asıl Müslüman öyle olur. Doğru söylüyorsun. O zaman bunlara bir ihtiyacın var mı diye sormaya gidelim. Ne diyorsun oğlum? Hadi bakalım, zıplayalım şöyle. Mesela benim de trambolinde zıplamaya ihtiyacım varmış. La hello neighborlar, bir ihtiyacınız var mı? Alın bakayım, mermi ihtiyacınız vardır sizin böyle tam kafanıza. Aşağıdakileri de sen hallettin mi oğlum, neredesin? Aha, aşağı, oy. Çocuk valla iyi yapıştırdı ha hello neighbor'a, helal olsun. Baba benim elim ağırdır, ben iyi döverim adamı. Adamlar benden kaçamaz valla. Şimdi buradan ileri gidelim, heh tamamdır. Oğlum, ulu orta yerlerde ışınlanma da senin süper güçlerini fark etmesinler. Her neyse, burada şimdi karton cat'ler var, karton kediler bak. O kadar iğrenç sırıtıyorlar ki, böyle suratlarına vurasım geliyor ya resmen. Kara böyle kara kedi gibi kafaları falan da var. Öbür tarafta da hello neighborlar var. Zaten hello neighborları dövüyorduk. Bu taraftan devam edelim o zaman, olur mu? Doğru fikir baba, hadi oradan gidelim. Zaten orada ilk anahtar olacaktı. Evet, önce anahtarı bulmamız lazım. Anahtar genelde bu tarafta oluyor. Lan ne yapıyorsun? Bana oradan bakıyor. Üst perdeden konuşuyor. Aa! La bebek asker, senin yüzünden lava düştüm ya. Baba vallahi çok özür dilerim ama bayağı komikti lava düşüşün ya.
Oğlum tamam ya, bana öyle sırıtma salak salak. Şimdi döveceğim seni de babanı da. Yani kendimi döveceğim. Sen söylemeden söyleyeyim. Şimdi uzaklara doğru bomba atarlı silah atacağız, tamam mı? Baba dikkat et, o bombalar sana da çarpabilir, sen ölürsün direkt, canın az zaten. Yok oğlum, canım yenilendi, canım yenilendi. Hemen şöyle atalım bombamızı. Al sana bombe hain düşman. Al bakayım bir tane daha. Oy, hepsi de öldü vallahi arkadakiler. Arka sırada birlik falan kalmadı. Şunları hemen şöyle ittirelim, lava düşsün bunlar. Bak bu da yanarak öldü. Sen de şöyle öl bakayım yanarak. Tamamdır. Bunlar yanarak ölünce kelleleri kopuyor ya. Ben kelle koparmayı sevmiyorum ama. Aha, bir tane anahtar buldum. Oğlum sen ne ara lava düştün ya? Baba yanıyorum valla. Üfle baba, birazcık üfle ne olur. Üflemezsen ölüp gideceğim bu yangında. Oğlum senin bir sürü canın var. Sen asla ölmezsin bak. Sen 5 saat lavda yüz gene ölmezsin. Sen öyle bir haylaz, kıtır ıtır bir şeysin yani. Buradan şöyle geçelim. Buradan böyle atlaya atlaya, tamam mı? Bak beni itekleme sakın oğlum. Bu sefer dayağı sen yersin ha. Şimdi kartun ketlere vuracağız. Neyle vurayım? Baba elindekiyle vur ya. Elindeki bayağı güçlü bir şeye benziyor. Tabii oğlum. Bak şimdi bu silahın özelliği ne biliyor musun? Böyle lazeri atıyorsun, bu böyle ahanda yakıyor bunları. Gördün mü? Bak hem de ittire ittire yakıyor. Bak. Gördün mü? Çok hızlı yakıyor hem de. Baba o silahtan bana da al ne olur. Evde bebek askere, bebek polise sıkacağım o silahtan. Oğlum bu silahlar oyun oynamaya müsait bir silah değil yani. Bak böyle bunları, kara kedileri böyle yakarsın. Kartun ketleri. Çünkü çok yaramazlık yapmışlardır. Böyle cezalandırırsın, kafası da böyle kopar, gördün mü? İşte böyle yapılır bu iş. Baba ne olur al bana ondan ya. Ne olur, tamam okula götüreceğim, baldiye sıkacağım. Oğlum baldi öğretmen iyi bir insan oldu ya artık. Artık ona sıkmana gerek yok yani. O zaman şimdi şuradan karşıya atlayacağız ama motosikletlerin hepsi de karşıda. Buraya yeni motosiklet de yapmak istemiyorum. O yüzden şuradaki gördüğün ufak merdivenden ufak bir akrobatik hareket yapacağız oğlum. Baba tamamdır, ben seni izliyorum. Ben önden gitmem asla. Zaten ne zaman önden gittin ki sen? Hop hop, işte böyle, tamamdır. Anahtarımız nerede? Cebime koymuştum. Anahtarı cepten çıkarttık. Oğlum bak, senin almadığın silah burada dönüp duruyor bak, duvarın içine giriyor. Mutlu musun lan bundan? Baba ben o silahı taşıyamam ki, doyum kadar silah o benim. Onu bana verme yani. Doğru, haklısın. Haklı olduğun için de sana bir puan veriyorum. Git şuradaki kartun kediyi bir döv bakayım. Hatta şu silahla seni şöyle ben ittireyim. Girsene lan içeri. Oğlum gir. Baba girmeyeceğim, korkuyorum baba, girmeyeceğim. Girdim valla. Oh işte böyle oğlum. Valla 3 kartun ket. Aha kaç tane lan burada? 4 tane kartun ket varmış. Hepsini de benim oğlum dövüyor ya. Şunları da ben şöyle vurayım. Sen de gel bakayım. Tamamdır. Bu kartun ketlerden kurtulduk. Şimdi asansöre binme zamanı. Asansöre binemiyor musun lan? Asansör özürlü müsün sen yoksa? Baba bu asansör biraz buglı gibi ya. Ben binemiyorum sanki. Tamam oğlum. O zaman ben şöyle üste çıkayım. Sen de yanıma ışınlanırsın artık. Ne yapalım? Şimdi buradan da merdivenden çıktık. Ahanda. Burada bir ordu var. Ana çocuk vallahi aşağı atlıyor. Aralarını alıyorlar. Dalıyorlar çocuğa. Ama çocuk da bayağı çetin ceviz çıktı ha. Bak hepsine karşı tek başına nasıl savaşıyor. Görüyor musunuz? Bakalım. Burada paralar var. Ben nasıl bir babayım? Kendi çocuğum oradayken ben burada savaşırken ben burada paraları alıyorum. Neyse alalım şuradan elmaslarımızı. Tamamdır. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum benim çocuğuma nasıl savaşırsınız lan siz? Hepinizi şöyle böyle rüzgar silahıyla hepsini böyle öldürelim. İşlerini bitirelim. İşlerini icabına bakalım. Tamam mı? Hemen şunları da şöyle, kalanları da. Ah mermisi bitti bunun da. Gel bakayım sen de. Hop hop dedik, tamamdır. Şuna da bomba atalım iki tane. Sen de bombayı al kafadan şöyle. Allah kafadan almadı, gözden aldı bombayı. Hah sonunda. Ahanda Arda'yı kurtardık arkadaşlar. Arda'yı bu şekilde kurtarmamız bayağı iyi oldu, gördünüz mü? Bu şekilde de kurtarma maceramızın sonuna geldik. Mükemmel bir videoydu bence. Sağda ve solda çıkan videoları da tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayıp izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri atmayı da sakın unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.